geçmek için U-Bahn kullanıyoruz, metro. Metronun duvarlarında tagler falan var. Bazı istasyonlar temiz ama bazıları da bayağı kirli. Bu şekilde insanlar metronun içinde takılıyorlar. Berlin'de ilginç bir yere geldik. Devil's Mountain diye tabir edilen, eskiden CIA'nin Rusya'yı dinlemek için kullandığı bir yermiş burası. Terk edilmiş, terk edildikten sonra grafiticiler bulmuş burayı ve buradaki duvarları boyuyorlar. Biz de buraya geldik çünkü bugün hava Berlin'de yağışlıydı sabah. Grafitiyi başlayıp sonra yağmur yüzünden yarım bırakmak istemediğimiz için kapalı bir yerde yapalım dedik. Buraya geldik, ben de size mekanı şimdi ufak çaplı göstereceğim.
mekanın içine girdik arkadaşlar. Acayip duvarlar var. Çünkü burası grafiti yapmak burada serbest olduğu için gelen sanatçılar döktürmüşler diyebiliriz. Duvarları göstereyim size biraz. Binanın içerisi bazı ressamlara bırakılmış. Onlar da burada çalışmalarını iyi yapıyorlar. Tablo vesaire gibi şeyler ama oldukça ilginç bir yapı. Bayağı büyük. Yani çok güzel resimler var. Hepsini göstereceğim size BMF farkıyla. Biraz ileride yapacağız duvarı pikorla. Bu kısım size daha önce de dediğim gibi ressamlara ayrılmış, heykeller de var. Bazı insanlar gelip buradaki ressamların tablolarını da satın alabiliyorlar. Çok acayip bir yer. Gidip bir bakalım. Kim yapmış hiçbir bilgim yok ama aşağıda da bir işi vardı. Acayip bir şey. Hiper fotorealistik bir iş. Çok acayip. Size yakından detaylarını göstereceğim. Ufak ufak şekillenmeye başladı. Pikor da boyuyor. Gördüğünüz üzere background o yapıyor. Bir tane de sprey karakteri yaptı şeytan biçiminde. Burasının ismine Şeytan Dağı diyorlar İngilizcesiyle. Biz de şu anda burada boyuyoruz. Resim bittiği zaman size bitmiş halini de göstereceğim. Okey, duvar bitti. Gördüğünüz üzere size de göstereceğim. Biraz sonra bugün herhalde Berlin'deki çekim işleri bitti. Bir sonraki bölüme ya da videonun devamı için bakalım hangi maceralar Berlin'de bizi bekliyor. Berlin nasılmış size ufak ufak gösteriyorum. Pek turistik değil aslında Şenay gibi ama ben biraz daha Berlin'in underground kısmını gösteriyorum size. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.
bahsettiğim gibi dinleme kulelerinin yanına çıktık. Şu anda binanın çatısındayız. Bu yapılar var. Herhalde daha önce içlerinde dinleme radarları mı vardır nedir artık ben de bilmiyorum ama boyanıyor bayağı çılgınlar gibi. Kenarları kimse gelmesin diye böyle tahtalar koymuşlar. Bir kısımda da var. Böyle. İlginç bir yer. Buradan bütün Berlin gözüküyor. Şimdi size onu göstereceğim. Şu kısım Berlin. Gösterdiğim bu kubbelerin içine girdik. Artık kubbe mi denir, yuvarlak mı denir bilmiyorum. İçi böyle bir şey. Burada da bir tane patron koltuğu var. Kimin bilmiyorum. Çok acayip bir yer. Eğer yolunuz Berlin'e düşerse gelin bir görün derim. Yani çok fazla vaktiniz var ise çünkü şehrin dışında bayağı. Berlin'e gelmişken sizi bir graffiti shop'a götürmemek olmazdı. Şimdiki gideceğimiz shop'un adı Overkill. Berlin'in en eski graffiti shop'larından. Şu anda hem graffiti shop hem de sneaker dediğimiz spor ayakkabılardan satıyor. Bayağı büyük bir dükkan. Şimdi gidip bakalım Overkill'da neler varmış neler yokmuş. Cennet gibi içerisi. İstediğiniz bütün graffiti malzemelerini bulabiliyorsunuz orada. Spor ayakkabılar da var. O kısımları çok fazla çekmedim sizin için. Kalabalıktı çünkü. Berlin'i gezmeye, size bir şeyler göstermeye devam ediyoruz.